Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve hükümetinin Talin bölgesi ziyareti. Okçuluk turnuvası Batı Ermenistan Kupası 2023. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Batı Ermenistan'ın evlatları Zohrab Sarkisyan, Arman Tatoyan, Sünik'te Azerbaycanlılar işgal altındaki toprakları mayınlıyor. Ermeni Zahkazart Bayramı. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan Başkanlığındaki Batı Ermenistan Hükümeti, Doğu Ermenistan bölgelerine yapılacak ziyaretler ve sakinleri ile toplantılar çerçevesinde 12 Mayıs'ta Talin şehrini ve Talin bölgesindeki bazı köyleri ziyaret etti. 1922 yılında Milletler Cemiyeti'nin Batı Ermenistan halkı için Ulusal Ocak adlı bir cemaat oluşturması kararına dayanarak Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit'ten sağ kurtulanlar ve onların soyundan gelenler Ermenistan Cumhuriyeti'nin Talin bölgesinde oluşturulan Ocak'ta yaşıyorlar. Batı Ermenistan heyeti ziyaret sırasında Nerkin, Bazmabert, Sasnaşen, Aşnak köylerinde, Gevok Çavuş Ev Müzesi'nde ve Talin şehrinde bulundu. Nerkin Bazmabert köyünün okul bahçesinde toplanan köy sakinleri heyeti sıcak bir atmosferde karşıladılar ve kendilerini ilgilendiren soruları Başkan Armenek Abrahamyan'a sundular. Sorular üzerine geniş çaplı bir tartışma gerçekleşti. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan'ın ziyareti boyunca aynı sıcak karşılama devam etti. Tüm soruları yanıtlayarak Ulusal Ocak'ın kurulması ve Doğu Ermenistan'a taşınması ve Talin bölgesine yeniden yerleştirilmesinin ayrıntılarını da anlattı. Görüşme sonunda bu toplantıların sürekli olması kararlaştırıldı. Batı Ermenistan Kupası 2023 okçuluk turnuvasının ilk müsabaka günü 13 Mayıs'ta Yerevan'da düzenlendi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan açılış konuşmasında bulundu. Devlet Başkanı konuşmasında Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan'a, turnuvanın organizasyon komitesi başkanına, Batı Ermenistan'ın Los Angeles Fahri Konsolosu Arman Grigoryan'a ve Doğu Ermenistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Nazik Amiryan'a bu güzel etkinliği düzenlediği için teşekkür etti. Sporun ve kültürün Batı Ermenistan vatandaşlarının yaşamlarındaki rolünü ve önemini vurguladı. Okçuluğu sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olarak nitelendirdi. Okçuluk ile amaçlılık arasında bir paralellik kuran Batı Ermenistan Devlet Başkanı, sporcuları, okçuluğun gelişmesinde ve vatansever hedeflere ulaşmasında daha aktif ve yapıcı katılım göstermeye teşvik etti. Devlet Başkanı konuşmasının sonunda genç sporculara başarılar diledi. Yarışma Doğu Ermenistan Okçuluk Federasyonu Başkanı Nazik Amiryan'ın tebrik konuşmasından sonra başladı. Turnuvaya katılan sporcuların yüksek antrenman ve profesyonellik ile performans sergilediklerini belirtmek gerekir. Turnuvanın sonunda kazananlara madalya ve para ödülleri verilecek ve en iyi sporculara ayrıca Batı Ermenistan Kupası da verilecek. Turnuvada Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, hükümet üyeleri, ulusal meclis milletvekilleri ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Mola sırasında misafirlere ikramlarda bulunuldu. Abdülhamid'in anılarının incelenmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun 1923'te yıkılmasının ardından Türk tarih yazımında onlarca yıl dolaşan Osmanlı İmparatorluğu tarihinin tahrip edilmesi ve Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in inkarının kökenlerinin Osmanlı Devleti'nin varlığı sırasında başladığı teyit ediliyor. Ve 2. Abdülhamid'in girişimiyle sadece Batı Avrupa'da değil, aynı zamanda Batı Ermenistan'da da bunun canlı kanıtlarından biri eski padişahın tarihi gerçekleri öznel ve taraflı sunmasıdır. Abdülhamid'in anılarının incelenmesi, Türk tarafının Osmanlıların Ermeni yanlısı bir politika izlediği, Batı Ermenistan Ermenilerinin hiçbir zaman ulusal kurtuluş mücadelesi vermediği ve tüm kargaşaların dış güçler tarafından kışkırtıldığı ve 1894-1896 katliamları her iki tarafta da kayıplara neden olan Ermeni-Türk çatışmalarından ibaret olduğu iddiaların dolaşıma sokanlardan birinin de Abdülhamid'in olduğunu doğrulamaktadır. Karin Operasyonu Türk hükümetine yönelik ve 7 Ağustos 1982'de Hrimyan Hayrik İntihar Grubu tarafından gerçekleştirilen en önemli saldırıydı.
Tarihi Karin Operasyonu, Ermeni-Türk mücadelesinin gerçekliğini bir kez daha dünyaya kanıtladı. Kahramanlarımız Türk faşist rejimine tarihi bir darbe indirdi. Zohrab Sarkisyan önderliğinde gerçekleştirilen Karin adlı operasyonda Zohrab Sarkisyan 20'den fazla kişiyi rehin aldı. Operasyon sırasında 9 kişi öldü, 82'si yaralandı. Operasyonun sorumluluğunu Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu ASAL'a üstlendi. Görgü tanıklarına göre ASAL'a militanlarından biri kaçan yolculara doğru bağırdı. 1 milyondan fazla insanımız öldürüldü. Ya sizden 25 kişi ölürse ne olur? Zohrab Sarkisyan operasyon sırasında öldü. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı Direktörü Arman Tatoyan, gazetecilerle yaptığı toplantıda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermenistan Cumhuriyeti topraklarını işgal etti ve açıkça ayrılmaya niyetleri yok dedi. Ona göre sınır belirleme, sınır çizme, uluslararası ilkeler hakkında ne kadar konuşulursa da Ermenistan Cumhuriyeti'ni işgal eden Azerilerin eylemleri bambaşka bir şeye tanıklık ediyor. Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içindeki topraklarda konuşlanmış durumdalar. Birkaç ay önce Nerkin Hant köyünde küçük bir bina vardı. Birkaç ay sonra artık büyük binalar, yollar, altyapılar vardır. Aynı yolları ve sığınakları Cermuk şehrinde de kaydettik. İnsanlar sudan mahrum kalıyor. Su kaynaklarına özellikler konuluyor. Halkın içme suyunu dahi kullanmasına izin verilmiyor. İnsanlar topraklarını ve meralarını kullanamıyorlar. Her santimin arkasında insanlar, aileler, kaderler var dedi. Ermeni kutsal takviminin Ahekan ayının Lusnak ay günü koruyucusu Anahit Ditsamayr yani ana tanrıçası olan 13 Mayıs'ta ana doğanın bayramı Arek ayının Arek günü olan yeni yıl Paskalya gününden yani 21 Mart'tan 54 gün sonra yılın ilk bayramı Zahkazart kutlanır. Zahkazart ana doğanın uyanışı ve sabit güneş bayramıdır. Seher vaktinden önce gece yarısında Başak takım yıldızı gökyüzünün tepesinde belirir. Aynı zamanda Anahit Ditsamayr, ana tanrıçanın da sembolü olan Hask takım yıldızı olarak da bilinir. Bu nedenle bayram kadınlara özgüdür. Rivayete göre bayram arifesinde kızlar sabahleyin kovalarla 7 pınardan 7 avuç su, 7 çeşit çiçek, 7 ağaç yaprağı ve 7 dereden taş toplarlar. Ve gece yarısı kovaları tarlada ya da daha sonra evin çatısında açık havada yıldızların altına bırakırlardı ve böylece gökyüzünden ay ve yıldızlar sihirli güçlerini suya akıtırlardı. Kızlar sabah o sudan bir yudum içip kalan kısmı kapı önüne döküyor ve şanslarını denemek için bir sürahiye dolduruyordu. Herkes kendine ait bir nesne atıyordu suyun içine. Sonra kura çekiliyor. Sürahiden rastgele bir nesne çıkarılıyordu ve kimin eşyası çıktıysa okunan yazı onun geleceğini gerçekleştirirdi. Gün boyunca evler çiçeklerle süslenirdi. Kızlar çiçeklerden yapılmış taç takardı ve çiçeklerle süslü Anahit Ditsamayr, ana tanrıçanın heykeli ellerinde sokaklarda dolaşırlardı. Zahkazart bayramı Anahit Ditsamayr, ana tanrıçanın ve Astahik Disuhi tanrıçanın tapınaklarında büyük bir ihtişam, ulusal şarkı ve danslarla kutlanıyordu. Kurum Harut Arakelyan. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Armenia TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor.
Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1959 yılında kaydedilmiş olan ve Bartuhi Haçadıryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gakavi Bes Mangukas adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.